arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemde bulunan melisa türlerini göstereceğim. 4 tür melisa var benim bahçemde. Her biri birbirinden farklı. Bir tanesi balkon bahçemde, verandamın kenarında gördüğünüz gibi. Ve birçoğumuzun tanıdığı melisa bu. Parfüm melisa deniliyor. Kolonya melisa denilen. Latince chestrum deniliyor. Onun bir türü, daha henüz çiçek açmaya başlamadı. Aslında Nisan sonu gibi başlar, Mayıs. Melisa arkadaşlar çok güzel bir kokusu var. Genelde akşam başlar bu güzel kokusunu yaymaya ve ilerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerine doğru daha yoğunlaşır. Melisa Karayip Adaları'na özgü, ana vatanı orasıdır arkadaşlar. Fakat Güney Asya'da doğal olarak yetişmeye başlamıştır. Ülkemizde de ılıman bölgelerde yetiştirilmektedir. Karasal iklime uygun bir bitki değildir arkadaşlar. Çünkü eksi 3-4 derecelerde donabilir. Artı rüzgardan hoşlanmaz arkadaşlar. Ve her ne kadar sıcak iklim bitkisi ise de arkadaşlar, direkt güneş ışığından da hoşlanmaz. Mesela köküne yakın olan yerlerini korumak gerekiyor. Benim burada diğer bitkiler zaten onu koruyor arkadaşlar. Melisa'nın başka türleri de var bahçemde. Şimdi onları görüntüleyeceğim arkadaşlar. Bir oraya geçelim. Evet arkadaşlar, bahçeye indik. Gördüğünüz gibi aslında nane gillerden bir tür, nane gibi üretiliyor yani yerden, yer örtücü gibi çoğalır. Bu gördüğünüz melisa arkadaşlar limon oğul otu olarak da isimlendiriliyor. Ballı baba gillerdendir. Ana vatanı Doğu Akdeniz ve Asya'nın batı taraflarıdır. En değerli yeri arkadaşlar bunun şu gördüğünüz tırtıklı yapraklarıdır. Aromaterapide, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmakta bu yapraklar. Özellikle birçok Avrupa ülkesinde, Almanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Romanya ve Kuzey Amerika'da da tarımı yapılmaktadır arkadaşlar. Ülkemizde de birçok ilde doğal olarak yetişmektedir ve çayını içeriz arkadaşlar. Terapi, sakinleştirici özelliğinden dolayı. Aromatik bitkiler videomda arkadaşlar bunu görüntülemiştim o kategoride, ama şu anda konum melisa olduğu için, bahçemdeki melisalar için buna da yer vermiş oldum. Evet, oğul otu deniliyor. Ballı baba gillerden. Şimdi bir de bahçemdeki diğer bir melisa, limon melisa da dediğimiz. Aslında alırken, bu arada Filbahri'ye bir selam verelim. Selam verip geçmiş olalım. Onu da görüntüleyeceğim arkadaşlar. Ben alırken aslında ada melisası diye söyledi bana veren seracı. Yeni yetişmekte. Bunu da aromatik bitkilerde görüntülemiştim arkadaşlar. Bak, daha bir gelişti, filizlendi. Epey dal falan uzatıyor. Sonunda ucunda küçük çiçekleri oluyor. Bunun da yaprak kokusu gerçekten çok hoş. Limon kokulu. Aynı şekilde çayı yapılıp içilebiliyor. Arada bir içiyoruz arkadaşlar. Şimdi son olarak diğer melisaya, en gösterişli olan melisaya gideceğiz. Şu anda en güzel şeklinde çiçeklerini açmış. Bahçemi görün diye kapatmıyorum arkadaşlar. Gül hatmiler hazırlanıyor. Su sümbülü, havuzum, onlar da başladı. Şöyle. Evet, çan çiçekleri, doğal çan çiçekleri bunlar. Güller geliyor. Evet, nilüfer çiçeğimin. İki tür nilüferim var. Bir tanesinin yaprakları görünüyor, kırmızı olanın. Çan çiçeğini şöyle görüntüleyelim. Evet, diğer melisaya geldik. Kırmızı melisa da deniliyor. Adı Latince
Chest Room Elegance arkadaşlar. Onun yeri ana vatanı. Onun ana vatanı, buna kopya çekeceğim. Orta Meksika'ya özgü. Harun Bey, gel çeksene beni. Oturmuşsun. Neyse, biz böyle doğal artık, ne şöyle böyle, evet, elini tam görüntüledim. Ana vatanı arkadaşlar, evet Melisan, bu çok güzel, en güzel haliyle arkadaşlar. Ana vatanı Orta Meksika, Latincesi Chest Room Elegance, bir melisa türü, kırmızı. Başka renkleri de var ama en güzel bence bu rengi arkadaşlar. Bunun hikayesini anlatacağım size. Bilgi olarak tam güneş, yarı güneşte. Toprak türü seçici değil. Kopya kağıdımı göstermem. Koyuyorum kenara. Ben şimdi, arkadaşlar, bunu ben ilk ablamın komşusunda gördüm, İzmit'te. Bahçesindeydi. Böyle ağaç olmuştu. 3 metre falan yakın. Orada vuruldum tabii. Çok, gerçekten çok hoş. Yani cezbedici bir çiçek. Kokusu çok belirgin değil. Görsel olarak çok güzel. Komşuya rica ettim. Dallarından aldım. Ama tutturamadım. Kolay değil. Ben birçok bitkiyi birçok defa deniyorum arkadaşlar. Bazılarını hiç başaramadım. Bazısında gördüğünüz gibi 3-4 seneden sonra bunu başardım. Bunu geçen sene de küçük küçük açtı ama en güzel hali ilk defa şimdi böyle arkadaşlar. Türkçe ismi var mı onu da yeni öğrendim. Ada mercanıymış. Çok güzel ada mercanı. Yani Melisa demektense ada mercanı adı. Yalnız aşırı soğuklarda, eksi derece havalarda donuyor. O ablamın komşunun ikisi de donmuştu arkadaşlar. O sene biraz sert kış yaptı. Burada çok fazla eksi uzun sürmediği için dayanıyor. Birçok arkadaşımın da bahçesinde var. Şöyle son olarak görüntüleyip kapatalım arkadaşlar. Biraz çok amatörce oldu ama. Evet, ada mercanı, bir melisa türü. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar.